Merhaba arkadaşlar, yeniden karşınızdayım. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 1500 TL ile 2000 TL arasında 15 tane akıllı telefonu sizler için derledim. Güzel bir videosunu haline getirdim. PUBG Mobile oynamak için o kadar çok yüksek para vermeye gerek yok arkadaşlar. Bu videoyu izleyerek 15 tane telefon arasından size uygun olanını tercih edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hep beraber videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar hemen ilk telefonumuzdan başlayalım. General Mobile CM20 64 GB'lık bir cep telefonu. Hemen şunu da söylemek istiyorum. Buradaki telefonları ben özellikle sizler için itinayla araştırdım. Bütün telefonlar resmi firmaların yani kendi şirketlerinin garantisi kapsamında, ithalatçı olarak düşünmeyin arkadaşlar. İşlemcisi Core Duo 1.8 GHz'lik ARM Cortex A53 işlemcisine sahip, 64 GB'lık dahil hafızası var. 6.09 inçlik boyutuyla IPS ekranı ve 720p'lik çözünürlüğe sahip, 4 GB'lık RAM, 8 megapiksellik selfie kamerası, 4000 mAh'lik pil gücüne sahip, 13 megapiksel artı 2 artı 2 3 tane kamerasına sahip dostlar. Güncel fiyatımız 1622 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Vestel Venus V4. Bu da Vestel garantili. Core Duo 1.25 GHz MediaTek MT6737 işlemcisine sahip, 32 GB'lık RAM'i var. 5.5 inçlik boyutu IPS ekran, 720p çözünürlük, 3 GB RAM'i var. 5 megapiksellik selfie kamerası, 5000 mAh'lik güçlü bir piline sahip, 13 megapiksellik arka kamerası mevcut. Fiyatı ise 1699 Türk Lirası olarak güncel fiyatı görmekteyiz dostlar. Hemen diğer telefonumuza geçelim. Razer P13 Max Blue 64 GB'lık Razer'ın Türkiye garantisi olarak geçmekte. 8x2.6 GHz'lik ARM Cortex A53 artı Mali'nin T880 ARM işlemcilerine sahip dostlar. 64 GB'lık bir dahil hafızası var. 6.49 inçlik geniş bir ekranı var. 720p'lik çözünürlüğe sahip, 4 GB'lık RAM'i var. 8 megapiksellik selfie kamerası, 4680 mAh'lik bir piline sahip, 13 artı 0.3 mAh'lik kameralarda mevcut dostlar. Fiyat ise 1725 Türk Lirası olarak karşımıza çıkmaktadır. Alcatel'in bir S32 GB'lık Alcatel Türkiye garantili cep telefonu. İşlemcisi 1.6 GHz'lik Octa-Core, hafızası 32 GB, 5.5 inçlik ekran boyutu, IPS ekranı, 720p'lik çözünürlüğe sahip, 3 GB'lık RAM'ine sahip, 5 megapiksellik selfie kamerası var, 3060 mAh'lik pil gücü, 13 artı 2 megapiksellik 2 tane kamera görüyoruz arkadaşlar. Fiyatı ise 1729 Türk Lirası. Sıradaki telefonumuz Meizu M10 32 GB'lık Meizu Türkiye garantili olarak geçmekte dostlar. İşlemcisi 2.6 GHz'lik Octa-Core, 32 GB'lık dahil hafıza, 6.5 inçlik ekran boyutu, IPS bir ekranı var, 720p'lik çözünürlük, 3 GB'lık RAM'i, 13 megapiksellik selfie kamerası, 4000 mAh'lik pil gücü, 13 artı 2 artı 2 3 tane kamera görüyoruz. Fiyatı ise 1770 TL olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Hemen telefonumuza geliyoruz. General Mobile'ın GM8 2019 Edition olarak geçiyor. 32 GB'lık ve yine General Mobile garantisi görüyoruz arkadaşlar. 1.4 GHz'lik Octa-Core artı 1.1 GHz'lik yine Octa-Core işlemcisine sahip. 32 GB'lık dahil hafızası, 5.7 inçlik ekran boyutu, IPS bir ekranı var. 720p'lik bir çözünürlüğe sahip, 3 GB'lık RAM, 13 megapiksel selfie kamerası, 3075 mAh'lik pil gücüne sahip ve 13 megapiksellik arka kamerasıyla. Fiyat ise 1789 Türk Lirası arkadaşlar. Hemen diğer telefonumuza geliyoruz. Alcatel 3X 32 GB'lık Alcatel Türkiye garantili olarak geçmektedir. İşlemcisi 1.28 GHz Cortex A53 artı MediaTek'in MT6739 işlemcilerine sahip arkadaşlar. 32 GB'lık dahil hafızası var, 5.7 inçlik ekran boyutu, IPS bir ekranı var, 720p'lik bir çözünürlüğe sahip, 3 GB'lık RAM'i, 5 mAh'lik ön kamerası, 3000 mAh'lik pil gücüyle artı 13
megapiksel ve 5 megapiksel olmak üzere 2 tane kamerası görüyorsunuz ve fiyatı 1800 Türk lirası olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Hemen diğer telefonumuza geldik. Oppo Realme C2 32 GB'lık, yine Realme Türkiye garantisi olarak geçmekte dostlar. 2.0 GHz'lik octa-core artı 1.5 GHz'lik octa-core işlemcisine sahip. Aynı zamanda ekran işlemcisi olarak da PowerVR GE8320'ye sahip, 32 GB'lık dahil hafıza, 6.1 inçlik ekran genişliği boyutu, IPS bir ekran var, 720p'lik çözünürlüğe sahip, 2 GB'lık RAM'e sahip. Bu biraz düşük geldi bana ama tabii ki ilgilenen arkadaşlar için yine de ben bu listede bunu da koydum arkadaşlar. 5 megapiksellik selfie kamerası, 4000 mAh'lik pil gücü, 13 artı 2 megapiksellik arka kamerası var. Fiyat ise 1818 Türk lirası olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, sıradaki telefonumuz Elefon A7H 64 GB'lık, yine Elefon Türkiye garantisi olarak geçmekte. 1.8 GHz'lik octa-core artı 1.5 GHz octa-core işlemcisine sahip arkadaşlar. 64 GB'lık dahili hafızası var. 6.41 inçlik ekran boyutu, IPS bir ekrana sahip. 1520x720 yani 720p'lik bir çözünürlüğe sahip. 4 GB'lık RAM'i var. 8 megapiksellik selfie kamerası, 3900 mAh'lik iyi bir pili var. 13 artı 2 megapiksellik kameralarda görüyorsunuz arkadaşlar. 1820 Türk lirası olarak da bir güncel fiyatı görüyorsunuz dostlar. Hemen sıradaki telefonumuza gelelim. Honor 8S 64 GB'lık. Bu da Türkiye garantisi olarak geçmektedir. 2 GHz'lik quad-core Cortex A53 işlemcisini kullanıyor. Aynı zamanda PowerVR GE8320 MediaTek MT6761 Helio A22 Yonga setine de sahip dostlar. 64 GB'lık bir hafızası var. 5.71 inçlik ekran boyutu, IPS ekranı var. 720p çözünürlüğü, 3 GB'lık RAM'i görüyorsunuz arkadaşlar. 5 megapiksellik ön kamerası, çeltik şeklinde, yani damla şeklinde. 3020 mAh'lik pil gücü var ve 13 megapiksellik arka kamerası, 1849 Türk lirası olarak karşımıza güncel fiyatı gelmektedir. Sıradaki telefonumuz Huawei Y6 2019 Edition diye geçiyor. 32 GB'lık bir telefon. Huawei Türkiye garantili arkadaşlar. İşlemcisi 2 GHz'lik quad-core Cortex. Aynı zamanda GPU olarak da MediaTek MT6761 Helio A22 Yonga setinde kullanmaktadır. 32 GB'lık dahil hafızası var. 6.0 inçlik bir ekran boyutu, IPS ekranı var. 720p çözünürlüğe sahip. 2 GB'lık RAM'i var. 8 megapiksellik selfie kamerası, 3020 mAh'lik pil gücü, 13 megapiksellik ise arkada kamerasının olduğunu görüyoruz. Fiyat ise 1859.22 Türk lirası olarak güncel fiyatını paylaştım. Evet, sıradaki telefonumuz yine General Mobile'ın GM10 olarak geçiyor. 64 GB'lısı ve yine General Mobile Türkiye garantili. Octa-core 4x1.8 GHz Cortex A53 artı 4x1.5 GHz Cortex A53'ü kullandı. Yani 4 artı 4 8 şekilde karşımıza gelmektedir. Ekran oyun işlemcisi ise, yani da grafik işlemcisi, MediaTek'in MT6761 Helio A25 Yonga setini kullanıyor dostlar. 64 GB'lık dahil hafızası var. 6.52 inçlik ekran boyutu, IPS bir ekran, 720p'lik bir ekran çözünürlüğü var. 3 GB'lık bir RAM'i var. Kamerası 8 megapiksellik ve 4000 mAh'lik pili var. 13.5 megapikselde kameraları görüyorsunuz. Fiyatı ise 1885 Türk lirası. Ben bu şekilde sizlere dediğim gibi onlarca telefon içerisinde araştırdım. Alınabilecek, almanızı önerdim. Tavsiye zaten benim bunlar arkadaşlar. Tabii ki alacak arkadaşlar bunu illaki alın diye demiyorum. Tabii ki ama bütçeniz eğer 2000 TL'yi geçmiyorsa bu videoyu sonuna kadar izleyin. Mutlaka abone olup like atacağınıza ben inanıyorum. Çünkü güzel bir video ayarladım. Çünkü kafalar karışıyor. Böyle yüksek fiyatlı telefonlar insanı tabii ki iştahını kabartıyor. Ancak tabii ki el cebe gidince de az bir parayla da ne yapabileceğini düşünüyorsunuz. Buradaki tüm telefonları rahatlıkla PUBG Mobile'e oynayabilirsiniz. Tabii ki diğer işlemlerde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Hemen sıradaki telefonumuza geçiyoruz. Xiaomi Redmi 8A 32 GB zaten bilinen bir telefon dostlar. Yine Xiaomi Türkiye garantili, 1.95 quad core yani 2 çekirdek artı 1.45 GHz hexa core, bu da 6 çekirdek ARM53 işlemcisini kullanmakta. Aynı zamanda Qualcomm Adreno 505
grafik işlemcisinde kullanmakta dostlar. 32 GB'lık dahil hafızası var. 6.2'lik geniş ve büyük bir ekrana sahip. IPS bir ekranı var. 720p'lik çözünürlüğe sahip. 2 GB'lik RAM'i var. Buradaki sadece bir RAM'i bana düşük geldi. 8 megapiksellik ön kamerası var. 5000 mAh'lik pil gücü ve 12 megapiksellik de arka kamerasını görüyorsunuz arkadaşlar. Fiyat ise 1969 Türk lirası. Xiaomi zaten kendini rüşdünü ispat etmiş bir telefon markası. Alacak arkadaşlar da bu telefonu tabii ki tavsiye ederim. Hemen sıradaki telefonumuz Huawei Y6S. Az önceki Y6'nın bir üst modeli aslında. 32 GB'lık bir telefon arkadaşlar. Huawei Türkiye garantili olarak lanse edilmekte. 2.3 GHz quad core artı 1.8'lik yine quad core işlemcisine sahip. MediaTek'in MT6765 Helio P35 grafik işlemcisini kullanmakta arkadaşlar. 32 GB'lık dahil hafıza, 6.09'luk inçlik bir ekran boyutu, IPS bir ekran sahip, 720p'lik çözünürlüğe sahip, 3 GB'lık RAM'i var ki RAM'i bence gayet güzel, 8 megapiksellik selfie kamerası, 3020 mAh'lik pili var, 13 megapiksellik kamerasında görüyorsunuz 1989 Türk lirası olarak güncel fiyatı karşımıza çıkmaktadır. Sıradaki telefonumuz Xiaomi Redmi 9C 32 GB'lık Xiaomi Türkiye garantili o 2.3 GHz'lik Octa-Core A53'ü kullanıyor arkadaşlar. Grafik işlemcisi PowerVR 8320 32 GB'lık hafıza olduğunu söylemiştim. 6.53 inçlik ekran boyutu, IPS ekran, 720p çözünürlüğe sahip. 2 GB'lık RAM'i var, 5 megapiksel ön kamerası ve yüksek bir mAh olarak 5000 mAh'lik pil gücünü görüyorsunuz. 13 megapiksellik kamera çözünürlüğü, fiyatı ise 1999 yani 2000 Türk lirasına gelmektedir. Ben size 15 tane cep telefonu yani akıllı telefonu PUBG Mobile oynayacak arkadaşların iştahını kabartmak anlamında böyle bir şey hazırladım. Bunları keyfe kedere yapmadım arkadaşlar. Yani uzun bir süreç içerisinden geçti. Ben bu birçok telefonunda resmi sayfasına gidip oradan bu telefonları sizler için derledim, güzel bir şekilde yaptım. Fiyatlarında güncel fiyat olarak zaten bu videoyu çektiğim günkü fiyat, yani yayınlandığı fiyat diyebilirsiniz. Eğer ki bütçeniz dediğim gibi 2000 TL'ye kadarsa bu telefonlar mutlaka bakın bir göz atın arkadaşlar. Ama 2000 TL üzerinde eğer ki bütçe çıkabiliyorsanız yine kanalımda bununla ilgili videolar yer almaktadır. İzleyip like atın. Bu bilgilerden de istifade edin. Eğer ki sormak istediğiniz olursa da yoruma sorabilirsiniz. Yoruma yazabilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir videom. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.